Asperger sendromlu yakışıklı bir adam, Down sendromlu otistik bir kadınla evlendiğinde birçok kişi birlikteliklerine ve ebeveyn olma arzularına güldü. Ancak bir yıl sonra sert yorumlarından pişman oldular ve artık bu güzel çifti kıskanıyorlar. Charlotte Finn, Britanya'da yaşayan güzel bir genç kadındı. Down sendromlu olarak doğdu ve daha sonra otizm özellikleri teşhisi konuldu. Büyürken bazı zorluklar yaşamasına rağmen hırslı bir genç kadındı. Farklılıklarının yoluna çıkmasını planlamıyordu. Onun umutları ve hayalleri eğitim almak ve hayallerindeki erkeği bulmaktı. Amerika Birleşik Devletleri'nden çok uzakta, Riley Emlyn kendine bir hayat kurmaya çalışıyordu. Büyümek hiç kolay olmadı. Asperger sendromu teşhisi konulduğu için çoğu insan tarafından anlaşılmamanın nasıl bir his olduğunu biliyordu. Kendisi hakkında pek iyi düşüncelere sahip olmasa da engellerinin günlük yaşamına kattığı bazı zorluklarla yüzleşmeye çalışıyordu. Her zaman aşkı umuyordu ama onu bulacağından asla emin değildi. Riley'in yapmayı sevdiği şeylerden biri Facebook'ta gezinmekti. Bu sessiz alanda onun kim olduğuna dair hiçbir yargı yoktu ve gardını indirebilirdi. Bir akşam ekranı kaydırırken bir kızın güçlendirici bir konuşma yaptığı bir videoya rastladı. Down sendromluydu ama buradan engellilerin haklarını savunuyordu. Riley onun cesareti ve kararlılığından anında etkilenmişti ama mavi gözleri ve güzelliği onun kalbinin tellerini daha da sertçe çekiyordu. Yıllardır ilk kez tanımadığı bir kıza karşı bir çekim ve tutku duyuyordu. Riley'in bu kızla tanışmak için yapabileceği çok az şey vardı. Onun kendi liginin dışında olduğunu ve okyanusun diğer tarafında yaşadığını düşünüyordu. Ancak onun cesaretini onurlandırabilir ve konuşmasını yeniden yayınlayarak hayranlığını gösterebilir, diğer insanların onun hikayesini dinlemeye ve onu takip etmeye teşvik edebilirdi. Sonraki 6 ay boyunca bu güzel kızın takipçisi ve gizli hayranı oldu. Charlotte, Riley'in ilham verici bulduğu konuşmayı yapan genç kadındı. Kendisi için bir hayat ve kariyer inşa ediyordu ama çoğu insan gibi o da olduğu kişi olarak sevilmek istiyordu. Takipçilerinin profillerini sık sık kontrol ediyordu ve bir gün büyük potansiyele sahip olduğunu düşündüğü genç bir adamın profiliyle karşılaştı. Adı Riley'di ve gördüklerini beğendi. İnisiyatif almanın ve ona bir arkadaşlık isteği göndermenin zamanı gelmişti. Riley, Charlotte'tan gelen mesajı gördüğü anda şansına inanamadı. Bir şaka ya da bir eşek şakası değildi. Yaklaşık 6 aydır baktığı kız onun varlığından haberdardı. Kendisini ona Charlie olarak tanıttı ve ikisi paylaştıkları bilgi ve konuşmalar arttıkça yazışmaya başladı. İkisi pek çok ortak noktaya sahip olduklarını fark etti ve çok iyi arkadaş oldular. Kısa süre sonra birbirlerini en iyi arkadaş unvanıyla ödüllendirdiler. Ancak bu gerçeğe rağmen Riley zaten umutsuzca aşıktı. İlişkilerini mahvetmek ya da bu çok özel kızı kaybetmek riskini almak istemiyordu. Ama çok şükür aşka düşen tek kişi o değildi. Charlie de Riley'den hoşlanıyordu ve ona karşı arkadaşların ötesinde hisleri olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Bu yüzden onu zor durumda bırakmaya karar verdi. Sadece arkadaş mıydılar yoksa ona karşı platonik ilişkilerinin ötesinde bir sevgi duygusu var mıydı? Riley bunu sorduğunda çok sevinmişti. Ama aynı zamanda gerçek duygularını açığa vurma konusunda da çok dikkatliydi. Tecrübeli bir tenis oyuncusu gibi topu Charlie'nin sahasına geri attı ve ona kendisi sakin oynarken ona karşı romantik duygular beslemesi durumunda itiraz edip etmeyeceğini sordu. Kalbi heyecandan göğsünden fırlayacak gibi atıyordu. Sonra Charlie'nin yanıtı geldi. Kız arkadaşı olarak anılmaktan mutluluk duyacaktı. 2 ay boyunca yazışıp birbirleri hakkında daha fazla şey öğrendikten sonra ikili resmi olarak bir çift oldu. Her ikisinin de bazı zorlukları olduğu için romantizm havadaydı. Çift kısa mesaj yoluyla iletişim kurma ve kendilerini ifade etme konusunda görüntülü sohbete geçti. Artık birbirlerini daha yakından gözlemleyebildiler ve zaman içinde nasıl ilişki kurduklarını görebildiler. Evlilik konusunun gündeme gelmesi uzun sürmedi. Hem Riley hem de Charlie hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmeyi düşünen biriyle tanıştıkları için heyecanlıydılar. Böylece Charlie, Riley ile şahsen tanışmak için Amerika'ya geldi. İkisinin birlikte geçirdiği hafta sahip oldukları en güzel anılardan biriydi. Bu ilişkinin sürdürülmeye değer olduğu açıktı. İki genç birbirlerine aşıktı ve hayatlarının maceralarına atılıyorlardı. Okyanuslar ötesinde birbirlerini takip etmek için büyük adaptasyonlar ve fedakarlıklar yapmaya istekliydiler. Daha sonra Riley'in seyahat etme zamanı gelmişti ve İngiltere'deki sevgilisini onun dünyasında deneyimlemek için bir haftalığına ziyaret etmeyi ayarladı. Kalbi her geçen gün ona daha çok bağlanıyordu ve onun da onu sevdiğini görebiliyordu. Ancak işlerin çok hızlı ilerlemediğinden hala emin değildi. Sonuçta okyanus ötesinde yaşayan biriyle evlenmek bazı zorluklar doğuracaktır. Birlikte geçirdikleri son gecede Riley tüm cesaretini topladı ve ardından İngiltere'nin Guildford kentindeki Drummond Pub'da hayatının aşkına evlenme teklif etti.
Charlie birkaç saniye zoru başardı ama sonra Riley'e kendine özgü bir evet verdi. Bu sırada izleyiciler çiftle birlikte gerçek aşkı bulma konusundaki başarılı arayışlarını alkışlayıp kutladılar. Sonunda Charlie hayallerinin erkeğini bulmuştu. Riley hakkında ilgi çekici bulduğu birçok şey vardı. Ona göre son derece yakışıklıydı. Bu kadar yakışıklı bir adamın dikkatini çekeceğini hiç düşünmemişti. Üstelik çok tatlı ve nazikti. Ama onun hakkında sevdiği şeylerden biri de çok uzun olmasıydı. Kendisi 1.45 metre olduğundan 1.85 metrelik nişanlısına havadan bakmak zorunda kaldı. Bu uzun boylu adam tarafından korunduğunu hissetmekle kalmıyordu. Aynı zamanda yüksek raflardaki şeylere ulaşmakta sık sık zorlandığı için onun yanında olması da oldukça kullanışlıydı. Bu kadar yakışıklı bir adam olmasına rağmen Riley'in kendine her zaman pek güveni yoktu. Altı müzik enstrümanını çalmak gibi muhteşem bir yeteneğe sahip olmasına rağmen kendine o kadar değer vermiyordu. Asperger sendromunun aksaklıklarından biri de kısa süreli hafıza ve yüksek seslerle mücadele etmesiydi. Charlie'nin sevgisi ve koşulsuz kabulü sonunda onun dünyaya sunabileceği pek çok potansiyele sahip harika bir insan olduğunu fark etmesini sağladı ve ikisi çıkmaya başladıktan sonra sosyal becerileri dramatik bir şekilde arttı. İlişkileri koşulsuz sevgiyle karakterize edildi. Bu çift için aşk, bağlılık ve arkadaşlık anlamına geliyor. Charlie tüm kalbiyle sevdiği adam olan Riley ile yaşlanmak istiyordu ve onun duygularına tamamen karşılık verdi. Sonunda çift 30 Temmuz 2022'de çok özel ve samimi bir düğün töreniyle evlenmeyi başardı. Charlotte güzel beyaz elbisesiyle, yanında mükemmel bir smokin ve sarı kravat takmış, uzun boylu yakışıklı kocasıyla göz kamaştırıcı görünüyordu. Hayata dair umutları ve hayalleri diğer insanlardan farklı değildir. Eğitim almak ve bağımsız bir yaşam sürmek istiyorlar. Tam da bu nedenle Charlie, kendi kendini motive eden ve zeki biri olduğundan ceza adaleti alanında diploma almaya çalışıyor. Tabii ki aşkı buldular ve evlendiler. Bir sonraki mantıklı adım kendi çocuklarına sahip olmak olacaktır. İnsanların bu ilişkiye şüpheyle yaklaşmasına neden olan da bu özel yaşam amacıdır. Pek çok kişi nörodiverjan rahatsızlıkları olan kişilerin kendi çocuk sahibi olmalarına ve onları büyütmelerine izin verilmesi gerektiğini düşünmüyor. Bu çift hakkındaki yargıları çok sert ve katıydı. Ve Riley'in haftada en az 30 saatini başkalarının çocuklarını eğitmek için harcayan bir paralı eğitimci olduğunu hesaba katmadılar. Öte yandan Charlie uzun yıllardır golf koçluğu yapıyordu ve müşterilerinden bazıları çocuktu. Çiftin zaten bu alanda oldukça fazla deneyimi vardı. Hatta bir şekilde nörotipik çiftlerin genellikle hamile kalmadan önce sahip olduklarından daha fazla deneyime sahipti. Yine de birçok kişi Riley'in karısıyla fotoğraflarını yayınladığında ona güldü. Ancak aynı kişiler şimdi bu sert yorumlarından pişmanlık duyuyor. Muhabbet kuşları bir yılı aşkın süredir evliler. Charlie, ABD'deki hayata iyi uyum sağladı ve harika bir eş olduğunu kanıtladı. Riley'e göre aile kurmanın önünde duran tek şey, çocuk yetiştirebilecekleri iyi bir eve sahip olmak istemeleri, ancak toplum gelirleri sayesinde yakında bir aile kurmaya güçleri yetecek. Şüphecilerin bu inanılmaz çifti yargılarken bir hata yaptıkları açık ve birçoğu da hemen sonuca varmakta çok hızlı olduklarını kabul etmişti. Hatta bazıları bu güzel çifti kıskandığını bile itiraf etti. Diğer insanlardan biraz farklı davranmaları, arkadaşlarının ve aile üyelerinin sevgisini veya desteğini hak etmedikleri anlamına gelmez. Sonuçta zorluklarına rağmen istek ve ihtiyaçlarını iletmede birçok nörotipik çiften daha iyidirler ve bir gün çocuklarına büyümeleri için güzel bir ortam sağlayacaklar.